Merhabalar, ben Altar Teknoloji'den Yıldıray Kandemir. Bu eğitim videomuzda size Inventor HSM'in kullanıcı arayüzü ve giriş kısmından biraz bahsedeceğim. Daha çok menü barların ve komutların işlemleri hakkında bilgilendirme yapacağım size. Inventor HSM, Autodesk tarafından HSM Workshop'un satın alımı ile birlikte artık Inventor entegrasyonuyla kullanıcılara CAM çözüm olarak hizmet vermeye devam ediyor. Inventor HSM olarak da siz de eğer bir Inventor kullanıcısıysanız sağlıklı bir şekilde Inventor HSM ile beraber CAM programları yapıp tezgahınızı imal edebilirsiniz. Inventor HSM bu arada CAM adresinden indirip bilgisayarınızda 30 gün boyunca kullanabilir, G-Code alabilir ve tezgahınızda işlem yapabilirsiniz konuyla ilgili. Zaten kendi bununla ilgili bir 30 günlük deneme hakkı veriyor içerisinde post prosedürleriyle beraber. Sağlıklı bir de post prosedür yapısı var konuyla ilgili. 30 günlük deneme olmasına nazaran. Şimdi isterseniz biraz Inventor arayüzünden size bahsedeyim. Şu an biz zaten Inventor'daki tasarım arayüzünde dikkat ederseniz unsur ağacımız burada. Yine Inventor'a tasarladığımız parçamızla ilgili. Yukarıda da Inventor HSM bir menü bar olarak giriyor burayla ilgili. Menü bar olarak geldikten sonra karşımıza şu komple boydan boy ikon bizim Inventor HSM'de kullanacağımız menü bar. Bir menü barla başlarsak Simulate seçeneği bizim programda simülasyon almamızı sağlıyor. Katı simülasyon ya da Hoskett takım yolu simülasyonu olarak. Bunları bu kısımdan gerçekleştiriyoruz. Post proseder oluşturduğumuz takım yolları üzerinden G-Code'u almamızı sağlayan bir yapı. Setup Sheet genelde tezgah operatörlerine verimi güzel kullanan dokümantasyon oluşturmak için işte hangi takım kullanıldı, hangi operasyonda ne yapıldı gibi çıktı olarak kullandığımız bir format. Generate hesaplatma, yaptığımız operasyonları direkt generate edip hesaplatabiliriz. Setup kısmında parçalarımızı sıfırlama ayarlarımız, stok, hedef tanımlama ve koordinat sistemi tanımlamaların yapıldığı kısım setup. Folder yeni bir klasör oluşturmak istiyorsak, klasör bazlı çalışmak istiyorsak folder kullanıyoruz. Pattern, oluşturduğumuz takım yollarını birden fazla doğrusal, lineer, dairesel bir şekilde çoğaltmak için kullanılıyor. Örneğin bir takım yolu yaptık ama aynı parçadan tezgaha bağladığımız kısımda yan yana 50 tane var. 50 tane için ayrı ayrı CAM programı yapmaktansa bir tanesini yapıp aralarındaki mesafeyi bildikten sonra bunu çoğaltabiliyoruz. Drill, delik delme, kılavuz çekme, rayba çekme ve benzeri bütün operasyonların yapıldığı komut, drill komutu, işte punta, matkap vesaire gibi operasyonların da yapıldığı. İçerisinde zaten birçok opsiyon barındırıyor bununla ilgili. 2D Adaptive Clearance, bildiğiniz üzere bu son zamanlarda yeni gelişen teknolojiyle beraber trokodil, yani takımı kesme boyu kadar indirip yanal hareketiyle duvarıyla talaş kaldırma stratejisi. Bu da inventar aşamasının içerisinde 2D Adaptive ve 3D Adaptive olarak iki türlü seçenekte sunulmuş. 2 boyutta da 3 boyutta da kullanabiliyoruz trokodil işleme seçeneğiyle. 2D Pocket seçeneği bildiğiniz üzere 2,5 eksende havuz işleme prosedürü. 2D kontür operasyon içerisinde profil, yani kontür dönme gibi bir komut sağlıyorsa. Face yüzey frezeleme komutumuz. Slot, eğer bir parçamızın üzerinde takım genişliği kadar bir slotumuz varsa ve takım direkt onu helisel bir şekilde aşağı doğru takip edecekse o profili tek geçiş olarak bunu kullanabiliyoruz. Trace komutu 2,5 eksen operasyonlar içerisinde aslında 3 eksen bir line ya da curve'ü takip etmemizi sağlıyor. Tek geçiş olabilir. Bu parçamızın üzerinde eğer path kırabileceksek trace komutuyla kırabiliriz. Eğer path geometrimiz biraz 3 boyutluysa bunu trace komutuyla sağlayabiliriz. Treat, bildiğiniz üzere diş çekme. Elimizde eğer diş takımı varsa kullandığımız takma uçlu ya da diğer türlü hem iç diş hem de dış diş çekebiliyoruz. Büyük vidalar için ya da vidaların geçeceği kısımlar için. Circular, genelde circular seçeneği bizim dairesel parçalarımızın, havuzlarımızın ya da millerimizin etrafında direkt katman katman bir şekilde takım yolu oluşturmamızı sağlıyor ve bunlar, bu komuttan çıkan kodların hepsi genelde program içerisinde IJK'lı olduğu için tezgahlarda daha hareket açısından, mekanik açısından çok daha sağlıklı sonuçlar veriyor. Bir de aynı komuta benzer muadil bir de bor komutu var. Bu ikisinin arasında şöyle bir fark var. Circular'da takım her bir katman için resim dikkat ederseniz giriş yaparken bor komutunda aynı duvarları bir kere giriş ve bir kere çıkış yaparak sürekli helisel bir şekilde aşağı indiriyor takımı. Duvardan hiçbir şekilde kaldırmayarak. Bu da güzel bir opsiyon.
Şuraya kadar olan kısım 2.5 eksen operasyonları olarak nitelendiriyoruz. Buradan sonraki kısım için 3 eksen komutlarımız geçerli. Yani artık modelimizi tanıyarak program işleme kabiliyetlerini sunacak. Adaptif, az önce bahsettiğimiz gibi 2.5 eksendeki adaptivin 3 eksen entegrasyonu. Bunda da program parçayı model olarak tanıyıp 3 eksende bir adaptif operasyonu sağlayabiliyor. Packet bildiğiniz üzere CAN programlar için kullanılan 3 eksende kaba atma opsiyonu. Yine Packet'in içerisinde remeshing, yani rest meshing dediğimiz işte ara kaba opsiyonları da var. Bütün operasyonların ara kabaları ve kabaları buradan atıyoruz. Kontür kabalarımızı 3 eksen için. Horizontal parçamız üzerindeki yatay alanları işler. Yani 0 derecedeki yatay alanlar için takım yolu hazırlama komutu. Kontür diğer programlarda muadil olarak set level gibi işleme olan seçeneğimizin ismi. Kontür seçeneği inventor HSM'de geçerli. Dik ve dike yakın olan duvarlarda kullandığımız bir takım yolu. Genelde dik ve dike yakın duvarlarda dikkat edersiniz buradaki örnekte de işte 30 derece ile 90 derece arasındaki duvarlarda kullanılan bir takım yolu opsiyonu olarak sunulmuş. Paralel genelde bizim takımımızın X ekseni yönünde ya da Y ekseni yönünde ya da vereceğimiz bir açı yönünde takımın o verdiğimiz yön doğrultusunda parçamız üzerindeki koordinat sistemi doğrultusunda sürekli paralel bir şekilde takım yolu oluşturulmasına olanak sağlar. Diğer programlar işte bu doğrusal işleme, işte paralel meşinik. Zaten birçok CAN programında artık temel finish mantıkları aynı olduğu için komutlar zaten dikkat ederseniz sadece isim olarak değişkenlik gösteriyor. Ama işlev olarak aynı. Scallop dediğimiz komutsa 3D sabit adım olarak da geçebilir. 3D 3D step over olarak da geçebilir diğer CAN programlarında. Inventor HSM'deki karşılığı scallop, takımın hem dikeyde hem de yatayda adım attırabiliyoruz bu komutla beraber. Genelde finish operasyonları için en çok tercih edilen komutlardan bir tanesi. Pencil, daha önceki bir takımımızın giremediği radüslerden dolayı örneğin elimizde 10 küre var. Bu 10 kürenin parça üzerinde giremediği alanlar olacaktır tabi haliyle takım radüsünden dolayı. Bir sonraki operasyonda bunu 4, 5 ya da 5 küreye gönderip ya da 3 küreye gönderip bunu bir kalem frezeleme olarak tanıtabiliyoruz. Ve sadece o takımın giremediği alanlara girip bir pencil meshing ya da pencil işleme gibi bir seçenek sunabiliyoruz. Radyal işleme daha çok eş merkezli. Dikkat ederseniz resimde de bütün parçalar için eş merkezli işleme seçeneğinde sunuyor. Parçamızın point merkez noktasını sabit tutuyor ortada ve bütün takım yolunu ona doğru dik bir şekilde oluşturuyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Spiral geneldeki silindirik ve dairesel kesitli parçalarda finish atmak için uygun bir komut. Takımın dışarıdan ya da içeriden başlatılarak sürekli hiçbir şekilde kalkmadan spiral bir şekilde dolaştırıyor. Genelde 0 ile 40 derece arasındaki duvarlarda da yatay alanlarda kullanılması uygun görülüyor bu komutun. Tabii genelde küre takım bunun için tercih ediliyor. Morphed spiral bu da programımızın bizden yine spiral seçeneğini yapıyor ama seçtiğimiz spiral seçeneğini parçamızın dış geometrisine doğru yansıtmaya başlıyor. Yani spiral yaparken oluşturduğu takım yolunu gitgide seçtiğimiz geometriye benzetiyor. Genelde freeform parçalarda geçerli olan bir komut. Rampa seçeneğimizde dikkat ederseniz burada bir kontür seçeneğimiz vardı. Kontür seçeneğimizde sürekli takım ileri ve geri çıkış hareketleri yaparken, geçişler yaparken rampada da hiçbir şekilde takımı parçanın üzerinden kaldırmadan sürekli aşağı döndürüyor, indiriyor finish operasyonu olarak. Genelde takımın yüzey üzerinde sürekli giriş yapması küçük bir iz meydana gelmesine neden olur. Rampa komutuyla da dik ve dikine yakın olan duvarlarda finish operasyonları sağlayabiliyoruz. Burada bir de en son komutumuz projection var. Burada da çizilmiş bir spline ya da line'ları inventor içerisinde parçamızın üzerine yansıtıp direkt onun üzerinden takım yolu oluşturabiliyoruz. İşte bu yazı olabilir, text olabilir, text sembolü olabilir. Yansıtıp bu şekildeki yazı araçlarımızı sağlayabiliyoruz. Bu kısımda programımız için 3 eksen opsiyonlarıydı. Bundan sonra da multi axis var. Swarf meshing duvar işleme ve multi axis kontür takımımızın yanıyla kesim yapabileceğimiz genelde bir takım yolu stratejisi Swarf. Diğer programlarda da duvar işleme olarak geçer. Multi axis kontür de seçilen bir kontürün takımımızın o kontürün üzerinde etrafında hareket keserek hareket etmesini sağlar. Genelde işte bu trimleme için kullanılır 5 eksenlerde. Bunun yanındaki bir son komutumuzda da wipe penceresi var. Wipe penceresinde de bizim tezgahımızın bakış yönleri. İşte tab kısmından bakıyoruz. Takımın bakış yönleri olarak nitelendirilmiş ya da izometrik olarak bakıyoruz. Bir de buradan takımı göster ve koordinat sistemini göster seçeneklerimiz mevcut.
Bir sonraki yanımızdaki manage kısmında da takım kütüphanemizi oluşturduğumuz kısım. Buradaki takım kütüphanemizi seçerek istediğimiz takımlar oluşturabiliriz. Kendimize özel bir takım kütüphanesi oluşturabiliriz. Devir ilerlemelerini sürekli ayarlamak istemiyorsak. Inventory Task Manager eğer programda hesaplattığını yaptırdığımız zaman burada hesaplamanın süresi ve geçen süreyle ilgili bilgileri buradan okuyabiliyoruz. Description kısmından tanımlayabiliyoruz. En sonki konumuzda da burada Manage'de CAM opsiyonları var. CAM Options kısmında da kullanıcı arayüzü, browser ile ilgili işte takımların isimlerinin gösterilmesi, takımların koordinat işte sisteminde işte T6 olduğunu belirtilmesi gibi tanımlamaları buradan pasif ya da unpasif yapabiliyoruz. En sonki seçeneğimizde de Inventor HSM için işte Help menüsü, YouTube videoları ve Inventor HSM ile ilgili hakkında kısmı mevcut. Bu eğitim videomuzda size biraz Inventor'ın arayüzünden bahsetmek istedim. Bir sonraki eğitim videolarımızda da Inventor HSM içerisinde parça pozisyonlama ile ilgili eğitim videomuza devam edeceğiz.